Soner Can, hoş geldin. Sana sorulara gireyim, evet. Buyurun. Önce sen başla istersen. Tamam. Şimdi 10 tane, hatta 11 tane, yine bir tane eklendi bugün. Evet, ilk kez size soracağımız bir 11 soru var. Tek bir kelime veya tek bir cümleyle cevaplayabilmek. İdolün kimdir? Süpermen. Gerçekten büyük bir idol. Şimdi sorduğumuz, yani bu soruyu sorduğumuz kişilerden birisinin cevabı BKM'ydi hatta. Evet, birisinin cevabı BKM'ydi. Şimdi size soracağım. Türkiye'de sizce en girişimci corporate kim? En girişimci dostu şirket kim? Büyükler arasında. Şimdi kendinizi söyleyebileceğinize göre bir ikinci seçmek lazım. Açıkçası bu uzun bir cümle olacak. Olsun, ben ya BKM derim ya cevap veremem. Okay, çünkü kabul bu ediyoruz. Benim çok egomun yüksek olmasından kaynaklanmıyor. Çünkü bulunduğum pozisyon ve şirket itibariyle benim herhangi bir renk, herhangi bir marka, herhangi bir banka söylemem mümkün değil. İşime tabii, aykırı aynen, bir iş aynen, olur. Aynen. Dolayısıyla kendi şirketimin gerçekten, ama bu arada hani DNA'sına işledim girişimciliği. O açıdan çok keyifliyim, mutluyum. Hani bunu övünmek için söylemiyorum ama bizim dışımızda da X ismi ya da Y markasını hayatta söyleyemem. Tamam. Doğru olmaz. Okay. Soru 3. Günün verimliliğini arttırmak için uyguladığın bir rutin veya alışkanlık var mıdır? Nefes egzersizleri yapıyorum. Herkese tavsiye ederim. Evet. Eşim bana bunu ısrarla söylüyor ama ben hala başlamadım. Valla şimdi yayını uzatmamak için detaylara girmeyeyim. YouTube'da eminim binlerce bulurlar ama nefes egzersizi bizim gibi ofislerde çalışan beyaz yakalılar için bir gün içerisinde uygulanabilecek en pratik, en kolay egzersizler YouTube. Deneyin. Süper. Peki kendinizle ilgili değiştirebileceğiniz bir herhangi bir şey, yani şu özelliğim olmasaydı ya da şunu geçmişte yapmasaydım dediğiniz herhangi bir şey? Hiçbir zaman geçmişimle hayıflanmamışımdır. Hep geleceğe baktım. Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Ama eğer illa bir şey değiştirmek istiyor musun diye sorarsan aklımda var bir şey. Mesela ben bütün askılarım aynı yöne bakar. Askıların çengelleri bile aynı yöne bakar. Tamam, bunu obsesyon mudur diye düşünürüm bazen. Abi. Bence değil. Değiştiriyorum mesela askıların yönü, gömleklerin yönü falan. Çıldıracak gibi oluyorum ama ben onları düzeltiyorum. Bende de var aynı problem. Paralar. Kağıt para. Hepsi aynı yöne bakacak. Gördünüz mü? Hepsi seçecek şey olacak. Dolayısıyla bunu değiştirmek ister miyim? İstemem ama hani eğer illa bir şey değiştireceksen bunu değiştireyim. Bu olabilir. Okey. Dünya üzerinde herhangi bir yere bir billboard konumlandırma şansınız olsaydı nereye koyardınız ve üzerine ne yazardınız? Wow. Herhalde Maldiv adalarına billboard'u konumlandırırdım. Billboard'u Maldiv adalarına böyle gökyüzünden geçen bütün Avustralya uçakları görsün diye konumlandırıp ben de Maldiv adalarındaki ofisimden billboard'un başını beklemek isterim. Billboard dediğin şey güneşte sararır, tozlanır, pislenir. İlgilenmek lazım. İlgilenmek lazım. Çok... En çok hediye ettiğiniz kitap hangisi? Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali. Herhalde yüzlerce etmişimdir. Hala ofisimde arkamda durur. Gelirseniz bir gün size de hediye ederim. Bir gün kahvenizi içmeyebilirim o zaman. Beklerim ama size bugün ben fintech kitapları getirdim. O da güzel. Dolayısıyla önce bunları inceleyip okuyup tabii, ondan sonra da geldiğinizde söz size. Hem bunları konuşup hem de Kürk Mantolu. Evet, okudunuz mu bu arada Kürk Mantolu Madonna'yı? Ben okumadım. Ben size de çok tavsiye ediyorum, izleyicilerimize de. Hatta sesli kitaptan indirmelerini ve çok güzel bir okuyucunun eşliğinde Sabahattin Ali'nin kitabını okumalarını, dinlemelerini isterim. Benim için daha kolaydır. Dinlemek yolda, bence de. Favori film, podcast veya bir belgesel var mı? Ben böyle favori şeylerde diğerlerine haksızlık ediyormuşum gibi geliyor. Böyle bir adalet duygusu fazla gelişmiş bir şeyim. Çünkü hep aklımda en son olan gelir. Değil mi? Genelde öyle oluyor. Onun için de hani eski izlediklerime neden böyle haksızlık edeyim? Onun için haksızlık etmeyelim ama en son izlediklerim diye ben soruyu okumuş olayım. En son uçakta mesela Mr. Church isimli bir film izledim. Mr. Church, Amerika'da Los Angeles'ta geçen bir hikayeydi. Çok fazla ipucu vermeyeyim ama ilk fırsatınız olursa izlemenizi isterim. Ben de izlemek isterim. Her anlamda
izleyiciyi doyuran, keyiflendiren hoş bir film. Başarılı insan dediğinizde aklınıza ilk gelen isim, yani başarılı bir insan. Başarılı bir insan deyince benim aklıma varlıklı bir insan gelmez. Başarılı bir insan deyince güçlü insan yani. Başarılı insan bence çevresinde en sevilen insan gelir. Hasta olduğunda, kutlaması olduğunda, bir sıkıntısı olduğunda herkesin yardımına koştuğu insan gelir. Benim için en başarılı insan toplumda sevilen, sayılan, kabul gören insandır. 24 yaşındaki kendine ne tavsiye verirdin bugün? Şu an yanında otursa 24 yaşındaki sana... Ben 24 yaşındayken bir oğlum vardı. Dolayısıyla 24 yaşındayken kendime sakın çocuk yapma sonra yaparsın demezdim. İyi ki Ege olmuş. İyi ki şimdi o 24 yaşında. Şöyle soruyu çevireyim. Ege'ye şimdi neyi sağlık verirdim desem 24 yaşındaki oğluma? Bence tek söyleyeceğim şey ne yaparsan yap mutlu ol. Mutlu olacağın şeyi yap. Ben de kendim öyle yaptım açıkçası. Size de az evvel ipucunu verdim. Mutlu olacağım işlerin peşinden koştum. Mutlu olmayacağım hiçbir şeyi ne para için ne ünvan için yapmadım bugüne kadar. Süper. Bizi çok fazla böyle her segmentte izleyen var. Yani böyle üniversitede okuyor, evet, girişimcilikle ilgileniyor ya da işte ilk fikri var, yatırım arıyor. Fikrini olgunlaştırmış, işte yatırımcıya götürmek istiyor. Yani çok fazla böyle girişimci arkadaş izliyor bizi. Onlara böyle bir cümleyle bir tavsiyeniz olur mu? Öncekine çok benzer olacak belki cevap ama. Vallahi tabii mutlu olacakları işleri yapsınlar bir ama ben her şeyin başında bir emek olması gerektiğini düşünüyorum. Yıllar önce okuduğum kitaplardan bir tanesinde Malcolm Gladwell galiba bir 10 bin saat kuralı vardı. Yani bir işi yapmak istiyorsan, iyi yapmak istiyorsan 10 bin saat, evet, 10 bin saat harcayacaksın. Yani gençlere de şeyim, önerim, sevdiğiniz bir konuyu bulduğunuz zaman ona 10 bin saat emek verecek kadar tutkuyla bağlanacaksanız başarı arkasından gelecektir. Kesin. Yani ne iş yaparsanız yapın gelecektir. Dolayısıyla o anlamda benim önerim yapacakları işe çok sıkı sarılmaları ve sabırla onun da üzerinde ısrarcı olmaları. Çabuk pes eden bir şeyimiz var. Yani gençlik ve ekosistemde çok maalesef sıkılıyoruz. Çok sıkılıyoruz. Aynen. Çok tüketiyoruz. Aynen öyle. Girişimcilik öyle bir şey değil kesinlikle. Katılıyorum. Evet. Son soru. Bu artık yeni eklediğimiz bir soru olacak. Bundan sonra birazcık şey gibi, Ice Bucket Challenge gibi olacak. Yollara TV'yi kimi davet etmemizi, kimi görmek istersiniz? Bundan sonra. Soru olarak kimi alalım? Yollarda TV'yi konuk olarak görmek için koca bir uzun liste size gönderebilirim ben. En başta kim olmalıydı? Erol Bilecik'i tavsiye edeceğim. TÜSİAD başkanımız. Evet. Erol Bilecik de bu seyahati yapmanızı öneriyorum. Hemen yazıyorum. Hem Erol Bey girişimcilik ekosistemi için çok güzel şeyler söyleyecektir. Hem de dijital dönüşüm konusunda, evet, eminim çok güzel yorumları olacaktır. Çok harika bir Türkçesi var. Evet. Ben Erol Bey'le 2-3 toplantıya katılma şansım oldu sohbetine. Muhteşemdi yani. Gerçekten çok öpüyorum. Okay. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü kapatıyoruz.